İhanetçi bir çizgide olan KDP ve KDP'yi besleyen, kendine benzeten ya da birbirlerine benzeten iktidar anlayışları. Yani kendi aileleri, kendi çevreleri ve bir avuç zümre için, tabaka için bütün halkın ihtiyaçlarını, var olma amacını yok sayan bir iktidar anlayışı. Buralardan da operasyonları şeyini anlatabiliriz aslında. Niye orada olduklarına dair ipuçlarını buralardan yakalayabiliriz. Bugün orada sivil halka yapılan saldırılar dünyanın herhangi başka bir yerinde olsaydı uluslararası diplomasilerle çözülecek meselelerdi. Yani bugün gazeteci arkadaşlarımızın ölümüne bile ses çıkarmayan, oradaki savaş durumunu bildiriyor. Oradaki halkların yaşadığı durumu bildiriyor. Ve gün yüzüne çıkartıyor orada bir sürü yaşanmış şeyi. Orada sivil halkın öldürülmesi, kendi işini yaparken özgür basının orada katledilmesi, yani bunların hiçbir haber değerinin olmaması ve uluslararası zeminlere taşınmıyor olmasının esas nedeni büyük paylaşımda gizli. Mesela 90'larda bu ülkede Kürt iş insanları öldürülüyordu. İşte Kürt gazeteciler öldürüyordu. Gözaltında kayıplar oldukça fazlaydı. Bugün başka türlü evrildi. Bugün aynı şey Kürdistan topraklarında var. Yani bu çok acı bir şey. Yani aslında kendi varlığını bu ülkeden bir sürü de göç var orada. Yani gazeteciler var, siyasetçiler var. İşte kendini oradaki yaşamda var etmeye çalışan insanlar var. Bugün 90'ların Türkiye'sinde burada Kürdistan'da yaşanan her şey şimdi o topraklarda yaşanmaya başladı. Yani mekanları değiştirildi sadece. Çünkü o gün oralardan evrilen çıkar ilişkileri bugün sınır ötesiyle evriliyor ve oradaki KDP'yi de aynı çizgide davranıyor. Yani işte bu ülkedeki AKP iktidar, AKP MHP iktidarı neyse kendi çevresini nasıl koruyup kollayıp o çıkar ilişkisini kuruyorsa KDP'de halkı yerine kendi çıkarlarını tercih etti. Yani bu ülkede korkakça bir siyaset anlayışı var. Çünkü korkuyla yönetilen bir halk da var. Yani buna muhalif kesimleri saymıyorum ama ana muhalefet partisinin suya sabuna dokunmadan işte sınır ötesi operasyona yer yer izin verdiği, hatta tezkerelerin kaldırılmasına izin verdiği dönemlerden tutun, bu ülkedeki barış ve demokrasi isteyenlerin meselesiyle iktidarın ve iktidar yanlılarının olaya bakışı farklı. Bir taraftan halkları şöyle suçlayamıyorsunuz. Söylediği her şey suç. İfade özgürlüğü yok. Yoksulluktan başını kaldıramıyor. Zaten ürettiği politikalarla işte işten eve, evden işe hiçbir şey düşünmeyen bir yanıyla davranıyor ve halkın bunu görmesini sağlayabilecek güçlü muhalif bir şey de yok. Güç yok. Bizim de oluşturmaya çalıştığımız bu güçlü muhalif ses. Bu ülkedeki antifaşist bütün güçler diyoruz. Ortak eylem birliktelikleri diyoruz. Ortak söz diyoruz. Yani ya biz birlikte söz söylemeye devam edeceğiz, güçlü bir şekilde savaş politikalarının karşısında duracağız, ya bu paylaşımlar her birimizi sırayla yok edecek. Yani bunun bilincinde olarak bir muhalefet örmek ve sınır ötesi operasyonları, savaş gerçeğini buradan görmek ve halkların kendi yaşam haklarını savunmak gerekiyor.